Endüstriyel Tasarım Programı'nı bölümünü bize anlatmak üzere bugün bizlerle Profesör Doktor Önder Erkarslan hocamız yayında olacak. Sayın Önder hocam uygunsanız canlı yayına alıyoruz sizleri. Tabii çok teşekkür ederim. Herkese hoş geldin diyorum ben. Öncelikle nasıl bir sunum yapacağım onu anlatayım. Endüstriyel tasarım mesleği ve eğitimi ile alakalı ben ikiye ayırdım sunumumu. Birincisi öğretim üyesi perspektifinden değil de bir lise öğrencisi mezun aşamasındaki bir lise öğrencisi olsaydım ne tür sorular sorardım diye baktım öncelikle. Sorularım da o yönde devam etti. Yani endüstriyel tasarım nedir diye sordum. Yani endüstriyel tasarımcı kimdir? Daha sonra endüstriyel tasarımcının görev tanımı neleri kapsar? Ve endüstriyel tasarımcının nitelikleri nelerdir? Daha sonra da bizim Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde endüstriyel tasarım eğitimi nasıl bir eğitimdir? Biz bunu nasıl uyguluyoruz? Bunları açıklayacağım. Endüstriyel tasarım nedir deyince bunların Dünya Tasarım Örgütü'nün bir tanımı vardır. Ve İTSA'nın bir tanımı vardır. ETMK'nın da bir tanımı vardır. Yani Dünya Tasarım Örgütü bizim çatı kuruluşumuz olduğu için onun tanımını veriyorum. Ama benim daha çok benimsediğim endüstri bizim ETMK'nın, Endüstri Tasarımcılar Merkez Kurulu'nun şeyini ne derler açıklamasını benimsiyorum ve doğru buluyorum. Şimdi Dünya Tasarım Örgütü'nün endüstriyel tasarımı nasıl açıkladığına baktığımızda yenileşim, ticari başarı ve daha iyi bir yaşam getiren ürünlerin, sistemlerin, hizmetlerin ve deneyimlerin geliştirilmesi için kullanılan stratejik bir problem çözme süreci diyor. Endüstriyel tasarımcılar bir cihaz için stil, işlev oluştururken kullanıcı deneyimine odaklanır. Ürünle sınırlı olmaksızın donanım, motorlu taşıtlar, bilimsel aletler, endüstriyel ekipmanlar, mücevherler, ev eşyaları, oyuncaklar gibi belirli ürün türlerinde uzmanlaşır. Dolayısıyla da endüstriyel tasarım, endüstride üretilen nihai kullanıcıya yönelik ürünlerin işlevsellik, hedef kitlenin beğenisi ve kullanıcının ihtiyaçları gibi ölçütler gözetilerek fikren geliştirilmesi ve üretime uygun yeni bir ürün olarak projelendirmesiyle ilgili sonuçlanan profesyonel bir hizmettir. Tasarımcı ürünün insanla ilişkisini kurgular, konforlu, sağlıklı, güvenli ve kullanması zevk veren bir tasarımla kullanıcıya iyi bir deneyim yaşatmayı amaçlar. Gördüğünüz gibi çok uzun. Ancak interdisipliner bir çalışma alanımız olması nedeniyle bu kadar uzun bir tanımı yapmak durumunda kalıyoruz. Ben 15 ve 20 dakika gibi bir süre içerisinde bölümü ve mesleği tanıtmak durumunda olduğum için burada şeyi çok iyi kullanmak zorundayım zamanı. O nedenle de yorumlarımı değil size aktarılacak olduğum konuları okuyarak geçeceğim ama son 10 dakikada sorularınız varsa zevkle cevaplayacağım onları. Sorular aklınıza gelmeyebilir ya da sormak istemeyebilirsiniz. Sonunda ben size e-mail adresini vereceğim. Oradan her an benimle temas kurabilirsiniz ve sorularınızı cevaplayabilirim. Şimdi endüstriyel tasarımcının görev tanımı neleri kapsar? Tasarım gereksinimlerini belirlemek için müşterilerle fikir alışverişinde bulunmak, ürünleri belirli bir hedef kitlenin ihtiyaçları ve isteklerine yönelik tasarlamak, tasarım konseptlerinin makul bir maliyetle ihtiyacı karşılayıp karşılamayacağını değerlendirmek için makine mühendisleri veya üreticiler gibi diğer uzmanlarla çalışmak, bir tasarımın pratik olup olmadığını belirlemek için ürün güvenliğini, görünümünü ve işlevini değerlendirmek, verimlilik derecelerini arttırmak veya ürünlerin kullanımını kolaylaştırmak için mevcut ürünleri yeniden tasarlamak. Tasarım onayı için müşterilere prototipi göstermek, satış, pazarlama ve üretim departmanları ile irtibatlı çalışmak. Ayrıca ürün hatalarını düzeltmek de endüstriyel tasarımcının görev tanımları içine girer. Endüstriyel tasarımcının nitelikleri nelerdir? 2 ve 3 boyutlu tasarımlar geliştirmek için kullanılan yazılım programlarına hakimiyet,
mevcut ürünlerin nasıl daha fonksiyonel olabileceği veya daha iyi görülebileceğini belirleyebilecek yaratıcılığa sahip olmak. Mantıksal düşünmek, karmaşık sorunları çözmek ve mevcut sistemleri analiz edebilmek, müşterilerle iyi iletişim kurabilmek, ekip çalışmasına yatkınlık göstermek. İT endüstriyel tasarım eğitiminde biz nasıl bir yol izliyoruz? Öğretim üyelerimiz kimlerdir? Biraz bu bilgilerden size bahsetmek isterim. Bizde Nuri Başoğlu hocamız var. Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Teknik ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesindendir. İnovasyon ve teknoloji yönetimi çalışma alanlarının içine girer. Yeni ürün tasarımı, teknoloji benimseme ve yayılımı. Yeni gelen bir hocamız var. Hollanda'dan Amsterdam Üniversitesi'nden uzun yıllar doktorasını ve masterını oradan yapmıştır. Ve Utrecht Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak uzunca bir süre çalışmıştır. Çalışma alanları genellikle sanat ve sanat tarihi üstündedir. Diğer öğretim üyesi arkadaşımız Bahar Emgin, tasarım tarihi, maddi kültür ve teknoloji tarihi üstünde çalışmaları vardır. Lisansı İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım'dır. Yüksek lisans İzmir Ekonomi Üniversitesi, doktora da Bilkent Üniversitesi Sanat ve Tasarım ve Mimarlık Tarihi üstündedir. Burada ben 9 Eylül Üniversitesi'nden lisans, yüksek lisans ve doktoram vardır. Benim de çalışma alanlarım genellikle endüstriyel tasarım eğitiminde kalite geliştirme, QFT uygulamaları ve ürün optimizasyonu üstüne çalışmalarım var. Yankı Göktepe öğretim görevlisi 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezundur. İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım Anabilim Dalı'nda mezun olmuştur. Doçent Doktor Nilüfer Talu lisans 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü, yüksek lisans İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarım Anabilim Dalı. Doktora da yine bizim Anabilim Dalı'ndan, Mimarlık Fakültesi'nden olmuştur. Doktora eğitim üyesi Ayça Tunç Koks, Ege Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünden mezundur. Ege Üniversitesi yine Radyo Televizyon Sinema Bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Royal Holloway College'de doktorasını tamamlamıştır. Instructor'ımız vardır. 9 Eylül Üniversitesi'nde Sinema Televizyon Bölümünden mezundur. Araştırma görevimiz yine Orta Doğu Teknik'te yüksek teknolojide yüksek lisansı, doktora çalışmalarını İstanbul Teknik'te devam ettirmektedir. Diğer bir arkadaşımız Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümünden mezun olmuştur. Lisansını yapmıştır. Yüksek lisansı da yine Eskişehir Teknik Üniversitesi'ndendir. Bir diğer arkadaşımız yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümünden lisansı vardır. İTÜ'den yüksek lisans ve doktora da Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım Anabilim Dalı'ndandır. Bir diğer arkadaşımız Can Bertçuk yine Gazi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümünden mezundur. Yüksek lisans ve doktorası 2019'da bitirmiştir yüksek lisansını. Doktora hala devam etmektedir İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde. Şimdi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2019'da YKS puanlarına bir göz atacak olursak, burada bizim için önemli olan en düşük puanlar, öğrenci arkadaşlarımız bunları bilir. 326 küsuratlı bir skor var. Ve en küçük puan sırası da 141.415 üstünden gidiyor. Sayısal türüyle alıyoruz ve kapasitesi tabii kontenjanımız 40'ta sınırlıdır. Bizim Endüstriyel Tasarım bölümümüz Mimarlık Fakültesi'ne bağlı 95 yılında kurulmuştur. İlk kurulduğunda yüksek lisans eğitimi vermiştir ve lisans eğitimimizi ikinci sınıfta, daha mezunlarımız yoktur, ikinci sınıfta öğrencilerimiz vardır. Yeni bir lisans bölümüdür ama kuruluş aşaması 95'tir ve çok sayıda mezunumuz vardır, yüksek master yapan arkadaşlarımız. Dolayısıyla da endüstriyel tasarım konusunda master veren Türkiye'de en eski bölümlerden bir tanesidir. Bölümümüzde tabii AKTS diploma ekimiz vardır. Anlaşmalı ülkelerimiz işte İsveç, İtalya, Danimarka, daha da fazlalaşmıştır bunlar. Öğrenci
stajlarımıza daha sonra geleceğim. Burada okuyabiliyorsanız stajlarımızda 2 hafta boyunca okul atölyelerinde daha sonraki bir zamanda ise yaz stajında 20 günde bir fabrikada ya da üretim yönü olduğu başka bir firmada çalışmalar devam edecektir. İş olanaklarına gelince endüstriyel tasarım bölümü mezunları serbest tasarımcı olarak çalışabildikleri gibi resmi ve özel kurumların Ar-Ge ve tasarım bölümleriyle tasarım stüdyoları gibi endüstriyel üretimin tasarım sürecine yönelik birçok alanda da çalışabiliyorlar. Şimdi 2020'deki sonuçlara bakacak olursak, yani burada da yine başarı puanları katsayıları için son kişinin puanı önemli. 375 bin üstünden gidiyor. Yani %7.4 gibi bir oranda öğrenci alıyoruz. Bizim ders programımız Kuram, Stüdyo ve Prototip Atölyesi'nde devam eden bir çalışma sistemidir. Dolayısıyla da derslerimiz kuramsal ve uygulamalı dersler vardır. Uygulamalı dersler stüdyo derslerinde devam eder ve üretim aşamasında prototip atölyesinde de ders dahilinde alınacak olan zorunlu derslerdir. Seçmeli dersleri bir tarafa bırakacak olursak, uygulamalı dersler bizim bunlar zorunlu derslerdir. Temel tasarım dersi 1. 2. dönemde zorunlu olarak alınır. Endüstriyel tasarım stüdyosu ise 6 dönem boyunca, yani 4 sene kaldığınız sene içerisinde almak durumunda kaldığınız derslerdir. Çizim teknikleri yani 3. sınıfın sonuna kadar sonra başka dersleri alıyorsunuz. Çizim teknikleri yine 1-2 dönemde alınıyor. Model yapım ve prototipleme, bilgisayar destekli endüstriyel tasarım, fakülte atölyelerinde yaz stajı, üretim işletmesinde yaz stajı, bunlar uygulamalı dersler kapsamındadır. Kuramsal derslere, mesleki kuramsal derslerdir bunlar tabii, çünkü başka kuramsal dersler de vardır. Endüstriyel tasarıma giriş, endüstriyel tasarım tarih ve teorisi, endüstriyel tasarımcılar için pazarlama, tasarım malzemeleri, iletişim tasarımı, tasarımda insan faktörü, üretim yöntemleri, araştırma yöntemleri, tasarım yönetimine giriş, tasarım gösterge bilim, ürün inovasyonu gibi almanız gereken dersler olacaktır. Şimdi derslerin tümüne göz atacak olursak, bunlar dönem dönem hangilerini alacağınızı burada detaylı olarak görülmektedir. İsteyen arkadaşlarımıza da, öğrenci arkadaşlarımız da bu sunumu kendilerine daha sonra yollarım ya da bir biçimde görebilirler buradan. Şimdi burada niye bunu aldık? Dönem dönem görebildiğimiz için ayrıca bir de seçmeli, buraya almadığım seçmeli derslerimiz vardır. O derslerimiz içerisinde yarışma projeleri, ambalaj tasarımı, tasarım medya, mobilya tasarımı, tasarım kültürü ve arkasından gelen. Çünkü 6. 8. yarıyılda ve 7. yarıyılda bu seçmeli dersler giderek artıyor. Bu 6. yarıyılda 2, 7. yarıyılda 2 ve 8. yarıyılda 3 tane seçmeli dersiniz var. Ve bunları alabiliyorsunuz. Keza 5. yarıyıl ders planında da vardır ama onda biz yarışma projelerini almanızı tercih ediyoruz. Ama bu zorunluluk değildir, tabii mask değildir. Siz istediğinizi alabilirsiniz. Şimdi biz derslerimizde neyi takip etmeniz gerekiyor? Yani baktığınızda ve gördüğünüzde 6 dönem boyunca aldığınız stüdyo dersinizde neler yapılıyor? Örneğin bir tasarım problemi veriliyor size ve o tasarım problemini fikir aşamasında bir brainstorming dediğimiz hedef kitle kim, neleri kullanıyor, nasıl kullanıyor diye biraz empati yaparak o fikir aşamasını geliştiriyorsunuz. Daha sonra bunlar eskize dökülüyor. Sonra biz bunları hızlı geçiyorum bunları tabii. Modellemeye geçiyoruz. Sonra modellemeyi render yapıyoruz. Renderlerini alıyoruz. Sonra prototip. Buraya eklemediğim feedbackler var çünkü jüri yapılıyor, ara jüriler, final jüriler falan. Buradan diğer hoca arkadaşlarımızın da katılımıyla sizlerin uç ürün ticarileşmediği için, yani ürünlerin sorunlarını giderebilmeniz için sizlere katkı sunuyoruz. Ben sizden şimdi şöyle canlanması için kafanızda şöyle bir şey vermeyi uygun görüyorum.
Yani bir kalemin geliştirme sürecinde endüstriyel tasarımcının rolü nasıldır? Nedir yani? Tasarımcıya kalemin hangi amaçla, ne zeminde, nasıl bir kullanıcı tarafından kullanılacağı, hangi pazarı hedeflediği, satış fiyatı ve proje süresi gibi temel bilgiler işveren tarafından verilir. Tasarımcı potansiyel kullanıcılar ile görüşerek ihtiyaçları, zevkleri, hassasiyetleri anlamayı hedefler. Tasarımcı görüşmelerden sonra oluşan çeşitli fikirleri 2 ve 3 boyutlu olarak eskizler ile görselleştirir. Ardından kullanıcılar ile tekrar bir araya gelerek fikirlerin eksik, zayıf ve kuvvetli yanlarını iyileştirme olanaklarını tekrar değerlendirir. Bu süreç boyunca belirlenen aralıklar ile firma yönetimini bilgilendirir ve fikir alışverişinde bulunur. Endüstriyel tasarım süreci potansiyel kullanıcıların memnun edildiği ve firma yetkililerinin tasarımın başarısına ikna olduğu noktada tamamlanır. Ürün geliştirme sürecine devam edilir. Biz burada şimdi endüstriyel tasarımcının rolünü gördük. Bir de aynı kalem üstünde mühendislerin rolü nedir? Çünkü endüstriyel tasarımcı çoğunlukla mühendisler tarafından Ar-Ge'de çalışır. Mühendisler bu aşamadan sonra endüstriyel tasarımı oluşturan parçaların detaylı tasarımını yaparlar. Kalemin belirlenen ömrüne göre tek tek parçaların malzeme ve kalınlık seçimlerinin yapılması, birleşim detayları endüstriyel tasarımın firmanın elindeki üretim yöntemine adapte edilmesi ve 3 boyutlu çizimlerin yapılması, prototipler üzerinde gereken doğrulama testleri gibi konular mühendislerin alanındaki konulardır. Bir tükenmez kalem örneğinde süreç bu şekilde işlerken, daha karışık, inovatif özellikleri olan elektronik yazılım ve mekanik öğeler içeren tıbbi cihaz veya laptop gibi bir ürünün geliştirme sürecinde firma, tasarımcılar ve mühendisleri projenin başından en sonuna kadar ekipler halinde çalıştırarak daha yüksek verim almayı tercih edebilirler. Şimdi bir de prototip atölyemiz vardır. Prototip atölyemizde bizde merkezi bilgisayar destekli tasarım laboratuvarı vardır. Öğrencilerimiz buradaki, bunlar 85-100 metrekare arasında değişebiliyor büyüklükleri. Burada görevli uzman arkadaşlarımızın eşliğinde ürünlerini modelleyebiliyorlar, maket yapabiliyorlar. Prototipleme CNC cihazlarımız var. Dolayısıyla da bunları atölyelerde rahatlıkla kullanabiliyorlar. Bana verilen 15 dakikayı hakkıyla kullandığımı düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa bekliyorum. Önder Hocam, sunumunuz için çok teşekkür ederiz. Şu an için gelen bir sorumuz yok hocam. Biraz vaktimiz de var. Dilerseniz. Ben o zaman şöyle diyeyim. Yani mesela bizde mezun olanlar ne yapıyorlar yani? Nerede çalışabilirler? Bir ad vermek istemiyorum. Yani firma adı vermek istemem ama örneğin seramik, banyo, vitrifiye ürünleri olan firmalarda, beyaz eşya firmalarında, elektronik eşya firmalarında, isim de verelim neyse İzmir kökenli olsun, Riptek diyelim deniz araçlarında, Vitra, Artçelik, Vestel, Beko gibi firmalarda rahatlıkla çalışabilirler. Biz şimdi endüstri ürünleri tasarım, bazı arkadaşlarımızın aklına gelebilir. Niye endüstri ürünleri tasarım değil de endüstriyel tasarım diye. Biz kurulduğumuzda endüstri ürünleri tasarımı adını almıştık ve öyle devam ettik. Fakat şartlar, günümüz şartları artık endüstriyel yani industrial product design'ın yalnızca uç ve son ürün olmasından çıkarak daha geniş bir alana yayılması sonucu bu kararı aldık. Sadece biz bu kararı almadık. Endüstri ürünleri tasarım bölüm başkanları toplantısında bu kararı aldık. Çünkü artık endüstriyel tasarım sadece ürün tasarımı alanına girmiyor, hizmet tasarımı alanına giriyor. Sistem tasarımı alanına giriyor. Her ne kadar sistem tasarımı endüstri ürünleri mühendisliğin bir alanı olmasına karşın artık şartlar interdisipliner, hatta cross disiplinlerle çalışma zorunluluğunu getiriyor bize. Biz farklı disiplinlerden gelerek nasıl endüstri ürünleri tasarım tasarım disiplinini geliştirip farklı terimler oturtup çalışmalar ve araştırmalar yaparak zenginleştiriyorsak, diğer disiplinlerle bizim ortak yönlerimizi bularak çalışmak durumunda kalıyoruz. Şimdi bazı
Siz nasıl isterseniz yani başka arkadaşımıza da geçebiliriz yoksa devam edelim mi? Şöyle sorular gelmeye başladı öğrenci arkadaşlarımızdan. Dilerseniz bir tanesini ileteyim size. Buyurunuz. Radyo televizyon okumak istiyorum ama aynı zamanda mimarlık da istiyorum. İkisini aynı anda yürütebilir miyim sizce? Ve varsa endüstriyel tasarımın mimarlık ve radyo TV ile bağlantısından bahsedebilir misiniz? Şimdi böyle bir alanda çalışabilmek aynı anda olanaklı değil. Birinden vazgeçmek gerekir. Yani şöyle düşünmek lazım. Bir alanı bıraktığınız zaman yeni bir yani farklı disipline girdiğiniz zaman o farklı disiplinde daha önce yaptıklarınız ve bilgi birikimini oraya aktarmanız çok uzun sürebilir. Yani benim 30 sene sürdü. Dolayısıyla yeni bir alanda sizin katkı yapacağınız yerde o sürülen alanda, girdiğiniz alanda katkılarınız olacaktır. Ama epey bir zamanınızı da alacaktır. Dolayısıyla da bu farklı disiplinlerde çalışan arkadaşların cross disipline geçişmesini tekrar düşünerek yapmasını söylerim. Ben biraz zor yol tercih ettim ve çok meşakkatli bir yoldu. Çünkü daha kolay ulaşabileceğim hedeflere daha zor yollardan ulaşmak durumunda kaldım. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde örneğin bunlar tasarım stüdyolarında MIT'nin örneğin müzikoloji bölümünden insanlar gelerek tasarım yapabiliyorlar. Örneğin bir antropolog girip orada tasarım yapabiliyor. Design Issues dediğimiz journal'ın, dünya journal'ın MIT'den çıkar. Örneğin onun editörü antropologdur. Dolayısıyla da bizim alanlarımız sadece bir yere dahil edip kısıtlanamaz. Çünkü endüstriyel tasarım dediğimiz tarihçesine bakacak olursanız endüstriyel tasarım diye bir core, bir alan yoktur. Bu alan endüstriyel tasarımı kuranlar mimarlar olmuştur. Mimarları kim disiplin hale getirmiştir? Mühendislerdir. Dolayısıyla da biz endüstri ürünleri tasarımcılarını mezun ederken ilk hocaları ya iletişimcidir, yani iletişim tasarımı bölümü vardır bilirsiniz, ya iletişimcidir, ya güzel sanatlardır, ya mimarlıktır. Türkiye geneline bakacak olursanız da endüstri ürünleri tasarımları bu üç bölümden mezun verir. Yani bizim mezunlarımız yükseltme atama kriterleri ya da kabul kriterleri hocaların dahil ya Güzel Sanatlar Fakültesi'ne bağlı olarak gelişir ya iletişim ya da Mimarlık Fakültesi'ne bağlı olarak gelişir. Dolayısıyla da eğer radyo televizyon bölümünden mezun olacak olan bir arkadaş illa da tasarım üstünde çalışmak istiyorsa iletişim tasarımında UX, UI ya da Interaction Design'de olmasını tercih etmelidir. Biz o dönemde, benim çalıştığım dönemde bunların hiçbiri yoktu. Industrial Product Design vardı. Şayet olsaydı memnuniyetle orada çalışırdım ve benim için de çok daha kolay olurdu. Eğer arkadaşların böyle bir şeyi varsa, arzusu varsa elbette olabilir. Zor da bir şey değildir yani. Başarıyla da yapabilirler. Çok teşekkürler hocam. Estağfurullah, rica ederim. Sorular gelmeye devam ediyor sayın hocam. Bir arkadaşımız şöyle bir soru yöneltmiş. Endüstriyel tasarım alanında siz biraz bilgi verdiniz tabii hocam bu konuda ama eğitim alırsak hangi alanlarda iş imkanı daha yüksek olur diye bir soru yöneltmişler. Şimdi kariyer planlamasını yaparken ne yapmanız gerektiğini zaten şimdiden planlayamıyorsunuz maalesef. Önünüzü de göremediğiniz için. Genellikle mezunlarımız şunu yapıyor. Ya bir ofis açıyor. Kendisi çalıştırıyor ya bir ofise giriyor orada çalışıyor ya bir firmaya giriyor danışmanlık veriyor ya da o firmada Ar-Ge bölümünde endüstriyel tasarımcı olarak çalışıyor ya da evden freelance olarak çalışıyor. Bu bütün dünyada da böyledir. Yani şeyde ABD'de 70 bin dolardan ilk giriş 150 bin dolar yıllığa kadar çıkabilmesine rağmen Türkiye'de 3.750-4.000 ile 6.500-7.000 arasında ilk başlangıç seviyesinde maaş alıyorlar arkadaşlarımız. Onun dışında akademik bir şeyleri, kaygıları varsa araştırma görevlisi olarak devam ediyorlar. Teşekkürler hocam. Bir arkadaşımız da iki tane soru yöneltmiş bize. Birincisi şu, internette Türkiye'de birçok sektörde şirketlerin hazır tasarımların aldığı yazıyordu.
Bu durum şimdi nasıl ve yakın gelecekte nasıl olur sizce diye bir soru. İkinci sorusu ise endüstriyel tasarımcı birçok farklı alanda çalışabiliyor. Bu yüzden aslında fizik, matematik gibi alanlarda kendimizi geliştirmek daha iyi tasarımlar yapmamıza faydalı olur mu diye iki parça. Yani bence o zaman yani böyle bir alanı varsa mesela bizim mühendislik makine mühendisliğinden gene öğrencilerimiz vardı. Endüstriyel tasarıma daha yatkın ve orada çalışmak istediklerini söyledikleri için evet biz de çalışmışlardı. Ama bir endüstriyel tasarımcının yani matematik bilerek daha iyi tasarımlar yapılacağı yani istisnalar vardır ama geçerli bir şey değildir yani bir fikir değildir. Zira öyle bir kabiliyeti de varsa mühendislik alanlarına yönelmesini tercih ederiz. Çünkü bizde bir yaratıcılık vardır, kreativite denen bir şey vardır. Yani çok da meselenin içine girmek istemem burada. Ancak yani bizim mühendislerle olan bir farkımız biz çünkü onların disiplininde daha çok tutarlı ve sorun çıkarmayan mekanizmalar önemli. Bizde daha çok yaratıcılık uygulanabiliyorsa Ar-Ge'de zaten mühendislerle alışverişte bu yapılan tasarımların belki gerçekleşemeyeceğini söylüyor. Dolayısıyla da bir ikili çalışmayla yapılabiliyor. Yani şöyle diyoruz, biz bir örneğin bir hand blender tasarlıyoruz. O hand blender süper bir şey tabii, renderını falan alıyoruz. Ama mühendis geliyor, yani biz bu motoru bunun içine yapamayız. Bu motoru en az 10 yıl kullanmamız lazım ki hem performans açısından hem de geri dönüşüm açısından bizi finansal açıdan rahatlatsın diye. O zaman tabii biz başka şey yapmak durumunda kalıyoruz. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani bizde yaratıcılık biraz daha serbest olduğu için. Ama matematik alanlarında olup da tabii mühendisliğe de gidebilir. Bizde de çalışabilir. Yani kesin bir şey yok burada. Yani istekle alakalı bir şeydir. Teşekkürler hocam. Bir sorumuz da şöyle. Endüstriyel tasarım mezunu birisi mimari tasarımda da rol alabilir mi? Yoksa sadece ürün tasarımıyla mı sınırlı? Ürün tasarımıyla sınırlı. Çünkü ölçek farklılıkları vardır. Ama mimari tasarımdan gelen daha yatkındır. Endüstri ürünleri tasarımına. Ama bir kent plancılığı biraz daha zorlanır. Çünkü ölçek büyüdükçe işler zorlaşıyor. Hocam bir sorumuz da şu şekilde. Kullanılan yazılımlar ve endüstri tasarımın grafik tasarım kısmı ile ilgili bilgi verebilir misiniz diye. Vallahi grafik tasarımı ile aslında ürün tasarımı biraz birbirinden farklıdır. Yani dolayısıyla biz kullandığımız tasarım programları SolidWorks kullanıyoruz, 3D Max kullanıyoruz, Rhino kullanabiliyoruz. Dolayısıyla da yani biraz daha o iletişim tasarımı şeyine giriyor, alanına giriyor. Dolayısıyla da hani bizim de kullandığımız ürün tasarımında kullandığımız şeyler değil bunlar. Hocam bir sorumuz daha var. Bu alanı seçmede hangi ilgi ve yetenekleriniz rol aldı diye size sorulmuş bir soru var hocam direkt. Ya ben kendim için değil de öğrencilerin sorularını daha çok cevaplayayım. Yani onlar ne istiyor? Yani ben artık ne istediğimi bildiğim için buradayım. Ben 35-40 senelik hocayım. Konu ben değilim yani öğrenciler. Başka şu an için sorumuz yok sayın hocam. Önder hocam bu sunumunuz için sizlere çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.